Nokta TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Savaş Demir'le Amatör Özel programına hoş geldiniz. Evet kıymetli seyirciler, yine bir şampiyonluk öyküsüyle beraberiz. İkinci küme E grubunu playoff hattında tamamlayan, playoff hattında da harika mücadele imza atan, Asarköy'ü penaltılarla geçen bugünkü konuğumuz Karamürsel Elerispor. Evet, bir tarafımda kıymetli As Başkan Mustafa Çelik. Evet, değerli yöneticimiz Barbaros Bozkurt. Evet, kaptan Cem kardeşim, Cem Altın. Tabii kalecileri ayırıyorum. O da benim gibi kaleci olduğu için kalecilik hayatındaki önemi antrenörlükte de gösterdi ve bu farkı final maçında yarattı. Evet, Ahmet abim, Ahmet hocam hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Sizleri gönülden yürekten kutluyorum. Harika bir şampiyonluk. Konuşacağımız çok konu, çok soru var. Merak ettiğim de çok şey var. Ama öncelikle şu Ereğlispor'un şunu söylemek istiyorum. Kulüp kapanıyor derken gelen bir şampiyonluk. Bu çok anlamlı. İlk okuduğum zaman, tarihe baktığım zaman beni çok heyecanlandırdı. Yani kilidi vuralım derken 10 yıldır aktif olmayan bir kulübün harika bir yapılanmayla, harika bir ekiple ve yönetimle şampiyon oluşu. Ben tarihle demek istiyorum ve herhalde mikrofonu sevgili Mustafa Başkan müsaade ederse Barbaros abime vermek istiyorum. Evet. Öncelikle Nokta TV, Nokta Medya ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bu şampiyonluğumuza anlamlı kıldı. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Hep peşimizde oldu. Tüm maçlarımıza da geldiğinizi biliyoruz. Evet, gerçekten söylediğiniz gibi çok anlamlı, bizim için, Ereğli için çok anlamlı bir şampiyonluk oldu bu. Kulübümüz 1965 yılında kurulmuş bir kulüp. Kırmızı siyah renkleriyle hala daha devam eden renklerimiz. Ereğli Gençler Birliği Spor Kulübü adı altında. O zamanki ilk başkanı Kelebek Raşit Yanı, Raşit Şekerci, Allah rahmet eylesin. Bunun ve arkadaşlarının sayesinde birlikte kurulmuş bir belde, bir köy takımı aslında. Daha sonraları değişik başkanlar, Allah rahmet eylesin, hepsi vefat edenleri. Şu anda da bir efsane başkanımız var. Ereğli denince akla gelen. Ereğli denince akla, İlk futbol akla denince akla gelen. Halil İbrahim Özcan, evet, başkanımız önderliğinde. Bu pandemi süreci, pandemi süreciyle de tabii etkili bu kulübün kapanması. Yani bize bir yazı geldi federasyondan, kulübünüz kapanmak üzere diye. Halil Başkan önderliğinde genç, dinamik, çok güzel bir yönetim yaptık önceliğinde. Ve oturduk, neler yapacağımıza karar verdik. Bu şekilde de yola çıktık aslında. Harika. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Buyur hocam. Barbaros güzel anlattı. Halil İbrahim abiyle beraber bir de Karamürsel'de Tahsin abimiz vardı. Fotoğrafçı Tahsin Işık. Evet, Tahsin Işık. Onun da çok emeği oldu. Yani Halil abiyle beraber. Allah rahmet eylesin. Sadece özel destekçi. Evet, ikisinin birlikte kaldığını, baş başa kaldığını çok iyi biliyorum. Bir de Yılmaz Gül başkanımız vardı, rahmetli. Evet. Rahmetli anam. Evet, eski muhasebeci. Halil abiye tabii ki Ereğli için futbol dendiği zaman Halil İbrahim Özcan gelir. Bu saydığım isimler, bir kişi daha aklıma geldi, İbrahim Bulut. Onu da es geçmeyeyim, o da rahmetli. Allah İzmit'te rahmet eylesin. Eskiler daha iyi bilir. Onun da çok emeği vardır. Allah rahmet eylesin, Allah taksiratlarını affetsin. Ereğli Spor bugünlere geldi. Kesinlikle onlar sayesinde. Evet. Ben onların başkanlık yaptığı dönemlerde Ereğli Spor'da futbol oynadım. Tahsin Başkan'ın olduğu dönemde kaptanlık yaptım 4 yıl Ereğli Spor'da. Yani çok büyük şeyler verdi Ereğli Spor'a. Şimdi artık sıra bizden sonraki nesillerde, Mustafa gibi genç başkanlarda, dinamik ekiplerde daha ileriye yol alacağımıza inanıyoruz. Harika. Evet, Mustafa Başkanım, değerli kardeşim. Harika bir giriş. Bu güler yüzlülüğün, efendiliğin, buraya dönebilirsin arada, problem yok. Çok yakıştı şampiyonluk. Emeğin de çok, evet, yüksek. Bir de hikayeyi senden dinleyelim. Bizim hikayemiz Ekim ayında, yani Kasım'dan önceki hafta Ekim ayında böyle bir oturuyorduk. Bizim çarşı merkezimiz vardır, Ereğli Çarşı'da zaten tektir.
Yani herkesi kolaylıkla çarşıdayım dediğin an etrafına baktığında bulabilirsin. Bir telefon geldi, akşam bir görüşelim dediler. Sağ olsun Erdoğan Fitoz abimiz, Halil İbrahim Özcan başkanımız. İşte dediler bir oluşumumuz var. İşte Kadir Kaya var, sen varsın, seni düşünüyoruz. Erdoğan abim var, biz varız. Ne yapacağız başkan? Dediler Ereğli Spor'u kapanma noktasına gelmiş kulübümüz. Ereğli Spor'u kapatmayacağız dediler. Böyle içim bir hoş oldu. Bize mi düştü görev dedim acaba? Hani buradan bu kadar büyüklerimizden bize mi geldi? Görev geldiyse kaçmadık. Hep beraber genç ekibimizle birlikte Ufuk Günay olsun, Şafak Günay olsun, Yusuf abimiz olsun. Hep beraber böyle bir oluşumun içine girdik. Umut İzmir kardeşimiz toplandık. 14 kişi Tolunay abimiz dedik. İşte Kazım Yavuz. Aklıma geldikçe sayıyorum tek tek. Biz kulübü kapatmayacağız diye karar aldık. Bir yerden başladık. Evrakları yaptık. Çünkü dernekler masasından çıkmış. Bilmiyorduk. Gittik Gençlik Spor Bakanlığı'nda, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne. Oradaki çalışanlarla görüştük. Ne yapmamız lazım? Nereden başlamamız lazım? Kongresi, notları, kağıtları, çıktıları derken kulübü son gün, bakın şuranın altını çiziyorum, son gün kapanma noktasından çevirdik. Ne yapacağız dedik. Geldik, girdik. Ereğli Spor'a şampiyonluk yakışır dedik. Her zamanki olduğu gibi. Kadromuzu kurduk. Ona göre şekillendirdik. Ondan sonraki süreçlere daha sonra devam ederiz. Şampiyonluk dediğiniz gibi Ereğli'mize, köyümüze, mahallemize çok yakıştı. Harika, harika. Evet, Kaptan Cem. Kariyerine bir başarı daha imza attın. Evet. Herhalde sen artık Ereğli olacaksın gibi geliyor bana artık. Öyle duyumlar alıyorum ama ilerleyen dakikalarda sorumu soracağım. Sorun biraz özel olacak ama. Tamam. Evet, biraz kariyerini dinleyelim Cem senden. İyi bir kariyere sahipsin. Teşekkür ediyorum. Futbolunda bizim gibi alttan gelen bir kariyerin var. Evet. Evet, söz sende. Öncelikle size ve Nokta TV ailesine çok teşekkür ediyorum bizi bu akşam burada ağırladınız. Ben kariyerime yaklaşık 20 yıl önce Karamürsel Spor altyapısıyla beraber başladım. Onun akabinde Karamürsel'de birçok kulüpte futbol hayatımı sürdürdüm. Karamürsel Akçat Spor Kulübü, Çamçukur, Karamürsel Barbaros bu kulüplerde oynadım. Onun dışında diğer illerde de Yalova bölgesi olsun, Bursa bölgesi olsun o tür liglerde de futbol hayatıma devam ettim. Bu sene aslında benim Ereğli'ye gelmem bir nevi bir bana şans oldu. Hiç beklemiyordum da. Bu sezona ben Çiftlikköy Belediyespor'da başlamıştım ilk aşamada. Ekim ayında kulüp kurulduğunda biz Şafak Günay kardeşimle beraber zaten görüşüyorduk Ereğli Spor'la alakalı. Bu oluşumun içinde olur musun, nasıl olur? Onlarla sürekli iletişimi koparmadık, sürekli takip ediyordum Ereğli liglere başladığında. İlk iki haftaya ben yetişemedim. Üçüncü maçta Ereğli Spor'a transferim gerçekleşti. Üçüncü maçtan sonra Ereğli Spor'la çok iyi bir ivme yakaladık. Ahmet Hocam da burada emeği çok büyük benim üzerimde. Bütün takım arkadaşlarımla beraber hepimiz elimizi taşın altına koyduk. Sezonu güzel, mutlu bir şekilde bitirdik, tamamladık. Ağzına sağlık. Evet, değerli hocam, meslektaşı. Şampiyonluk dediğim gibi evet. Sana ayrı bir yakıştı. Eyvallah, sağ olun. Hoca olarak aramıza katıldın. Harika işlere imza atıyorsun. Ama bu sene biraz inişli çıkışlı. Mental anlamda yükselişlerin bol olduğu bir sene oldu. Şansımı da çok takip etme şansım doğdu. Özellikle evet, playoff maçlarında. Evet. Ligde de aynı. Harika işlere imza attın. Sayımız da biraz, futbolcu sayımız da, evet, kadromuz da evet, çok geniş değildi. Ama dediğim bir söz vardır benim. İnanmışlarla yola çıktığınız zaman başarı kendiliğinden geliyor. Zor da bir grup aslında, kolay bir grup da değil. Dişli takımlar vardı. Ama playoff daha bir farklı oldu. Evet. Bana sorarsanız böyle bir Süper Lig kalitesinde maçlara sahne oldu. Süper ki amatör. Özellikle abartmıyorum, maçta olduğum için söylüyorum. Yeşilova maçı. Gitti geldi maç ama işte tecrübe biraz kazanmış oldu. Yeşilova da bize şunu gösterdi, altyapının önemini gösterdi. Aynen öyle. Hatta çoğu futbol adamına da bunu canlı canlı hissettirdi. Evet. Evet, önce grup sonra playoff. Nasıl yorumlarsın hocam? Ben şimdi söze başlamadan önce Nokta TV'ye dediğim gibi Erdem Bey'e, size, Savaş Hocam'a teşekkür ederiz. Yani sezon boyunca bizi takip ettiniz.
insan böyle takip edildiğini bildikçe demek ki bir şeyler katabilmişiz. Evet. Futbol namına, futbol adına. O konuda teşekkür edelim. Cem'le devam etmek istiyorum. İşte futbol camiasında yetenek açısından kaybolmuş çocuklardan bir tanesi. Yani bu bizim kanayan yaramız. Evet, maalesef. Cem gibi nice değerler burada olmaması gerekiyor. Ha ne mutlu bizimle beraber, bize destek oldu, katkı verdi, şampiyon yaptı ama ya ne bileyim daha iyi yerlerde izlememiz gerekiyordu. Evet. O karakterde, o futbol kalitesi kendine mevcut. O yüzden Cem'e ayrıyetten teşekkür ederim. Evet, dördüncü hafta geldim. Yöneticilerim anlattı, hepsi anlattı. 6-7 senedir kulüp kapalı. Ben de 2-3 senedir Yalova tarafında çalışıyorum. Bir oluşum içine girdiler, bir sene önce teşebbüs ettiler ama bazı engeller çıktı. Başaramadılar. Halil Başkan'ın çok kafa yordu bu işe. Her yerde nerede bulsa hepsini topladı. Nasıl yaparız? Kulübü kurtarmamız lazım. Önüne gerçekten çok engeller çıktı. Bir şekilde hepsini aştılar. Tabii ben yakından takip ediyorum. Köyümün takımı olduğu için. Başka yerde takım çalıştırıyorum ama bir şekilde bu işi başardılar. Evet. Kulüp gerçekten kapanma noktasına gidiyordu. Yani kapandığı zaman sıfırdan başka bir takım kurmak zorundasın. Nasıl Kocaeli taraftarı, eski futbolcular Kocaeli Spor'a sahip çıktı. Aynen. Yani bu işe sıfırdan başlamaktansa, sıfır borçsuz başlamaktansa biz dediler armamıza sahip çıkarız. Evet, Ereğli'nin gençleri, yöneticileri, Halil abi aynı bu şekilde sahip çıktılar. Velhasıl kelam bir kötü gidişat vardı. Fazla da kötü de diyemem, bir ayrılık oldu Fatih hocamızla. Buradan ona da teşekkür ediyorum tekrar. Güzel bir ekip oluşturmuş. Yani biz geldiğimizde evet tabii ki zor işlerimiz vardı. Ama güzel bir ekip vardı. Ben çoğu maçını da izlemiştim. Geldiğim zaman da Hasan Cengiz, İkizler. Hey, evet, buradan evet, çok selamlarımı gönderiyorum. Onlara da İkizler olarak. teşekkür ediyorum. Yani adamlar 47 yaşında. Evet. Sahada 20 yaşında futbolcunun verdiği mücadeleden hiçbir farkları yok. Hocam hala iyiler. Evet, hala çok hala iyiler. Hala iyiler. Yönetimle oturduğum zaman bunu da söyledim. Getirmem lazım. Çünkü defansta bir blok oluşturmamız lazım. Çok gol atıyoruz, çok gol yiyoruz. Aradım kendilerini, kırmadılar sağ olsunlar. Geldiler. Hakikaten onlar da Ereğli'ye geldi. Ereğli onları çok sevdi. Onlar Ereğli'yi çok sevdi. Pırlanta gibi insanlar. Pırlanta gibi insanlar. Sezona böyle başladık, sonra bir inme yakaladık. Bir çıkış oluştu. Evet, çıkış oluştu. Puanlar almaya başladık. Çok dişli grubumuz var. Yani evet. Dumlupınar keza çok iyi takım. Asarköy çok oluşum. İyi takım. Kesinlikle. Şirinköy çok iyi bir takım. Yazlık sonradan takviyeler yaptı. Çok iyi bir takım. Her senenin dişi takımlarında. Evet, yani bir de ara transfer açık. Ara transfer açık olduğu zaman herkes takviye yapabiliyor. Yani geldiniz, izlediniz, finali gördünüz. Yani süper amatör küme hemen hemen neredeyse bal ligine yaklaşıyor. Yani o derece kaliteli. Eskisi gibi değil. Futbol çok gelişiyor. Çok iyi mücadeleler verdik. En son Asarköy'le Gölcük'te oynadık. 4-4. Evet, Gölcük'te oynadık. 4-4 bitti maç. Yani koro kor, dişe diş, mücadele. 4-2 geriden gelip. 4-2 geriden gelip. Evet. Eksiklerimiz çoktu. 4-4 kalınca biz playoff'u garantiledik. Şimdi futbolcu Cem'in de mesela işi var. Yani adam gündüz çalışıyor, akşam idmana geliyor. Amatörün çilesi. Evet, imkanlar belli. Karamürsel'de çok takım var. Sahanın durumu belli. Tesis İdmanı sorunu, geç tesis yapmak sıkıntısı. Zorunda kalıyorsun. Adam akşama kadar çalışmış, yorgun. Akşam 8'de, 8.30'da idmanı yapıyorsun. Yani yeri geldi 10 kişiyle idman yaptık, yeri geldi 20 kişiyle idman yaptık. İdmanı yapamayan bana mesaj attı. Hocam ben koşuyorum dedi sabahın 7'sinde. Yani böyle bir takımla çalıştık. Herkes çok özverili. Asarköy maçından sonra playoff'u da garantileyince şampiyon olmamız zordu. Yani Dumlupınar gerçekten iyi bir takım. Görüntü gösteriyor. Yani görüntü diye. Gösteriyor. Aynen. Evet, iyi takım. Biz bunu biliyorduk. Şirinköy ve Asarköy
Yazlık da kopunca dedik biz bunlarla çekişeceğiz. Ve de öyle oldu. İşin sonu playofflara geldi. Playofflarda yani ben kendi açıma hoca olarak şöyle düşündüm. Hani biz gol yemesek ileri uçta çok iyi adamlarımız var. İşte Alican olsun, Oğuzhan olsun, forvet İbrahim olsun, Sinan olsun, Mehmet Ali'si. Yani bir şekilde bu golü dedim atarız. Yeter ki biz gol yemeyelim. Maçlara da böyle çıktık. Keza da öyle oldu. Ali Hocam'la karşılaştık. Ali Hocam'a da buradan selamlar. Mustafa Hocam'la beraber Yeşilova'da büyük işler yapıyorlar. Yeşilova çıktı. Yani nasıl yaparız dedim. Yani keşke elde bir istatistik olsa. O koşu oranları bir ölçebilseniz Yeşilova'nın. Yani akıl almaz Savaş Hocam. Hocam yani, bir espri yapabilir miyim? Tabii ki. Biraz ironi yapalım. Mert şimdi çok heyecanlı. Onun biraz heyecanını azaltalım. Ben Ereğli'de hoca olsaydım, rakibim Yeşilova olsaydı, Yeşilova uzun yıllardır aynı yaş grubuyla beraber oynuyor. İnanılmaz koşan, mücadele eden, teknik anlamda da çok üstün çocuklar. Evet. Herhalde derdim ki soyunma odasında, çocuklar derdim yani maçın tadına ve keyfine varın derdim. Çünkü arada bir yaş farkı var. Evet. Erdem'in bir haberinde çok ilgimi çekti. Hasan'ın bir sakatlanma pozisyonunda yerde yatan oyuncuyla aradaki yaş farkı 20. 20. Evet. Belki 20'den fazla. Belki 20'den daha fazla. 18 yaşındaydı işte, o yatan. Yani bu futbolun özeti ama iki kişiyi yan yana koysak sevgili kaptanla genç kardeşimi inanın birbirinden ayıramazsınız. Evet. Niye? Alttan gelen bir kültür. Evet. O yüzden Yeşilova harika işler imza atıyor inşallah istedikleri başarıyor. İnşallah. Altyapı da alıyorlar ama eminim ki istediklerini alıyorlar. Alacaklar. Aslında. Yani alacaklar. Çünkü böyle devam ederlerse almamaların imkanı yok. Kesinlikle. Ve Yeşilova'yla dedim nasıl yaparız? Yani çocuklar durduğu yerde durmuyor. Yaz, pırıl pırıl olmuyor. Koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Ya dedim ki yani bizim yaş ortalamamız çok yüksek. Evet. Yani bizim yaş ortalamamıza baktığın zaman 30'lara dayanır. Evet. Ama Yeşilova'nın yaş ortalamasına baktığın zaman 18-19'a dayanır. Aynen. Yani mücadele edemeyiz arkadaşlar. Gol yemeyeceğiz. Savunacağız. Atabiliyorsak atacağız. Evet. Tekrar savunacağız. İlk görevimiz yememek. Evet ve maç da öyle gitti. İlk devreyi 2-1 bitirdik. İkinci devre oyun bizim yarı sahada oynandı yani öyle söyleyeyim. Yani hapsolduk. Çok iyi bir takım ve biz bu takımı eledik. Allah nasip etti. Evet. Onlar açısından tabii ki üzüldük. Yani bir yandan sevindik. Ama onlar için de... Gençler için üzüldük. Evet, gençler için evet. Üzüldük. Ağlayanları var, üzülenleri var. Buradan onlara da sesleneyim. Eğer izliyorlarsa daha önlerinde çok uzun yıllar var. Kesinlikle. Daha çok böyle maçlar oynayacaklar. Belki daha iyilerini oynayacaklar. O yüzden hiç üzülmesinler. Futbol maalesef böyle. Bu işten bir yani, tane kazanan çıkıyor. Yenilmekte kardeş. Evet. Finalde de Hasarköy. Grubumuzun takımı. Hep berabere kaldık. Evet. İlk maç 1-1. İkinci maç 4-4. Yani oyun stratejilerini biliyoruz. Onlar bizi biliyor. Hazırlıklıyız. Evet hazırlıklıyız. Yani iki tane maç yapmışız korakor. Finalde de karşılaştık. Yine aynı korakor. 1-1 biten bir maç. Uzatmalara giden bir maç. E tabi uzatmalara gidince ayakta kim daha iyi durursa kim kalırsa. Bayağı yere kim evet, sağlam basarsa. Sağlam basarsa öyle oldu. Penaltılara da giderken sen de kalecisin ben de kaleciyim Savaş Hocam. Bizde de bir Utku diye bir kalecimiz evet, var. Maşallah. Abi. Evet yani vallahi penaltılarda canavar. Zaten ona çok güvendiğim için yani penaltılara bir şekilde maçın gitmesini istedim. Biliyordum ki yani bir ya da iki kesin kurtaracak ya. Yani. Kalede devleşiyor. Buradan dinliyorsa ona da söyleyeyim. Biraz daha kilo versin. Biraz daha kilo versin. Biz ona çok güveniyoruz. İnşallah. Seneye de aynı bu performansını ondan bekliyoruz. Penaltılarda da Cem. Takımın penaltıcısı. Birinci sıraya onu yazdım. İkinci sıraya Oğuzhan'ı yazdım. O da iyi penaltı kullanır. Üçüncü sıraya da Batuhan'ı yazmıştım. İbrahim vardı. Biliyordum bunların kaçırmayacağını biliyorum. Ama 3'ten sonra işlerin de biraz rizikoya gireceğini biliyorum. Alican, hocam lütfen beni yaz. İdmanlarda Alican'ı attırıyorum. Kaleyi tutan top yok. Savaş hocam yani çocuk istiyor Alican. Buradan dinliyorsa o da
Yani istiyor, eyvallah. Yani bu işin şeyi yok artık, son nokta. Evet. Yani burada Utku dese ki iyi penaltı attığını bilsem kalecime de attırırım. Burada artık iş bitmiştir. Ve keza 3'te 3 yaptık. Utku kurtardı. Bir tane de kaçırdılar. 4. penaltıyı da atınca şampiyonluk geldi. Kupa geldi. Koca bir sezonun yükü, ağırlığı, üzüntüsü, sevinci hepsi unutuldu. Yani. Hocam, bir penaltılar bittikten sonra çok böyle bir bu yorumum hoca olarak böyle bir derin bir sessizliğe büründüm. Evet. Böyle bir işte bunun bir yılın özetidir, yorgunluğudur gerek mental olarak. Ama çok da merak eden futbol adamları var, oyuncular var. Biraz tatsız olmayan bir olay yaşandı. Ben de bunu merak ediyorum. Gördüm, görmedim değil. Evet. Ama seni futbol hayatından bildiğim için, çok da sevdiğim için bu konu hakkında yorumlarını merak ediyorum. Yani o son noktada onun oluşu herhalde o kupa geldikten sonraki yıkım demeyeyim onun adına ama bir rahatlamak. Evet. Doğru mu doğru anlatıyorsun. Söylüyorum veya doğru mu konuşuyorum? Evet, evet doğru. Bu tamamen güzel. İçimden gelen bir soru aslında. Yani hazırlandığım bir soru değil. Yani merak ettiğim bir soru. Şöyle söyleyeyim. Sen de yıllarca beraber top oynadık. Evet. Karşılıklı da oynadık. Mustafa Barbaros onlar da az çok bilirler futbol yaşantımı. Bu işte heyecan olacak. Tabii ki. Evet. Bu işte heyecan olmazsa olmaz. Hiçbir şekilde yani oraya zevk çıkıp olmaz. Ne top oynayabilirsin ne hocalık yapabilirsin. Bunun ikinci amatörü de bir, Şampiyonlar Ligi de bir. Yani insan bu heyecanını kaybetmeyecek. Ben futbol hayatımda da böyle çok heyecanlıydım. Yeri geldiği zaman agresiftim. Hiçbir şekilde kaybetmeye tahammülüm yoktu. Kaybetmeye tahammülüm yoktu. Yani o gazozuna da olsa bize böyle aşıladı. Evet, bravo. Yani bu böyle. Evin salonunda oynasak yine galip geçeceğiz. Yani. Evet, maalesef öyle. Şimdi bende bu istek, bu arzu. Futbolcumdan da ben bunu istiyorum. Hocası gibi olsun. Evet. Yani o da isteyecek. Futbolcularım da bunu çok istedi. Kulübede yaşanan tatsız olay. Evet. Yanlış şeyler oldu. Ben arkadaşımdan özür de diledim. O benim kardeşim. Bravo hocam. Yani bugün de olsa yüzüne de söylerim. Özür dilerim. Tabii ki tasvip etmediğimiz şeyler. Ama bu heyecanımızdan oluyor. Futbolun heyecanı. Evet. Futbolun heyecanı. Onun da o heyecanı. Tabii aynı şey oyuncu için de geçerli. Onun için de geçerli. Yani o da oyuna atamadık. Onur arkadaşım. Oyuna atamadık. İstiyor. O da bir şeyler vermek istiyor. O patlamada istemesiyle. Evet, yani o da istiyor. Onda da o heyecan var. Yerinde duramıyor. Ama maçın atmosferi öyle bir pozisyona götürdü ki. Evet. Yani o hücum hattında oynayan bir oyuncu. Oyuna atacak pozisyonumuz olmadı. Çünkü defansı güçlendirmemiz lazım. Önce gol yemememiz kesinlikle lazım. Planımız, programımız uzatmalara gidince bu maçı penaltılara götürme derdindeydik. Onu da oyuna alamayınca öyle bir tatsız olay yaşandı. Şampiyonluk geldi. Tatsız olaylar kapandı. Her zaman o bizim kardeşimiz. Cansın. Ben onun abisiyim. Hiç problem yok. Erelispor'un kapıları her zaman kendisine de açıktır. Öz eleştiri insanı geliştirir. Evet. Değerli büyüğüm, değerli hocam. O yüzden teşekkür ediyorum. Rica bu yorumun için, beni kırmayıp cevap verdiğin için. Biraz yorum okuyalım müsaadenizle sonra döneceğim. Evet, evet. İki kaleciyle program yaparsanız kıymetli büyükler biraz böyle dışarıda kalırsınız. Kalırsınız. Evet doğru. Çünkü sahada biz çok konuşamıyoruz. Bırakın biraz stüdyolarda konuşalım. Öyle değil mi hocam? Evet. Gökhan Şen şampiyon. Efe beğendik. Büyük başkan. Evet, benim en büyük fanım, eşim Mehtap Demir. İyi yayınlar Savaş Bey. Erelispor'un başarının devamı diliyorum. İnşallah. Yabancı bir ikili bir arkadaşımız Barbaros abi, saygılar. Hakan Güven, Efe beğendik. Utku Aydın, kilo işi bende hocam. İyi yayınlar. Aferin Utku. Takipte hocasını. Musa, mükemmel. Musa Tapan, şampiyon Erelispor. Evet, Barbaros abi de hitap ediyorum. Barbaros abi, hem o güler yüzün bana kattığın sıcaklık için. Sağ olasın. Kulübün hedefleri, bir de destek. Yani bu oluşum oldu, Halil Başkan'ın oluşumuyla harika bir, Mustafa Başkan'ın da desteğiyle güzel bir oluşum, başarı. Bundan sonraki yol haritası belli mi, belirleniyor mu? Tabii.
tabii ki belirledik. Yönetimi kurarken de belirledik aslında. Evet, bu sene şampiyon olduk. Ama bizim asıl hedefimiz A takım seviyesinde bir kere ilk önce birinci kümede kalmak ve yapabiliyorsak süper amatöre çıkabilmek, evet, tabii ki. Ama en büyük hedefimiz, buradan toplumsal mesaj da vereyim. Tabii biliyorsunuz ki, gençlerin şu anda gençlerimizin en büyük sorunu uyuşturucu ve internet. Yani biz çocuklarımızı bu kötü alışkanlıklardan kurtarıp sahalara çekebilirsek bizden mutlusu yok zaten. Katılıyorum. Biz futbol bir aşktır ama amatör çok büyük bir aşktır. Biz bundan hiçbir karşılık beklemeden halka hizmet ediyoruz. Hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani bu çocuklarımıza şimdi ilk hedefimiz Temmuz ayında 8 ve 12 yaşa futbol okulunu açacağız. Altyapımızı yavaş yavaş oluşturmaya başlayacağız. Harika. Biliyorsunuz yani bir 10 sene geriden geliyoruz ne yazık ki. Şimdi 8-12 ile başlayacağız. U13, 14, 15 yaş gruplarını yavaş yavaş oluşturacağız. Hedefimiz 3 sene içerisinde A takıma oynayabilecek seviyede futbolcular yetiştirmek. Tabii ki olursa da Türk futboluna eskiden yetiştirdiğimiz gibi Emre Morgül, Selçuk Keskin, Kemalcan Aydemir gibi futbolcuları nasıl Türk futboluna kazandırdıysak, şu anda biliyorsunuz Kulların teknik direktörüydü, Denizlispor'un teknik direktörlüğünü yaptı. Bunlar hep bizim içimizden çıkan bizim çocuklarımız. Evet. Tekrar bu şekil çocukları yetiştirmek gayesindeyiz. Hocalarımızla çalışacağız. Biz çok özveri vereceğiz bunun içinde. Evet, en önemlisi. Ama biz şöyle baktığınızda ben 93 yılında başladım futbola. 2002-2003 yılından beri de Ereğli Spor'da dönem dönem üst seviyelerde dahil yöneticilik yaptım. Yani yöneticiliğin ne demek olduğunu biliyorum. Maçlara geldiniz, pankartımızı da görmüşsünüzdür. Evet, evet, evet. Yeni gelmedik. Geri geldik. Biz geri geldik. Şimdi genç arkadaşlarımıza da bunu aşılıyoruz. Biz kendi tecrübelerimizi, başkanımız da, işte ben de yaklaşık 10-15 senede yöneticilik yaptım. Bunları aşılıyoruz. Çok hedeflerimiz var. Ben çocukların bir yerlere geldiğini görünce çok mutlu olan bir kişiyim. Yeşilova maçı gelmişken ben Yeşilova'ya değinmek istiyorum aslında. Çok gurur duydum. Çok onur duyduğum o çocukların ısınmaya çıktığında 18 yaşında çocukların, pırıl pırıl çocukların zehir gibi top oynadığını gördüğümde onur duydum, gurur duydum. Onlar da kendileriyle onur ve gurur duysunlar. Biz o gün soyunma odalarına kadar gittim. Biz o gün tecrübemizle kazandık. Ama Ali Gürdal'ı ve ekip arkadaşlarını hepsini tebrik ediyorum. Futbolcu kardeşlerimin de gözlerinden öpüyorum. Gıpta ile baktım. Umarım biz de Yeşilova gibi bir altyapı kurarız. Biz de tüm Kocaeli'de adımızı herkese duyururuz. Harikasın Barbaros abi. Ben de diyorum amatöre hizmet, devlete hizmettir diyorum. Evet. Benim gözümde bu. Hatta slogan gibi bir şey oldu benim için. Çünkü çok alt, küçük yaşlarda başladık. Bu yani amatörde yönetici olarak söylüyorum. Kim hizmet ediyorsa, cebindeki parasından kıyıp veriyorsa, çocuğundan ayırdığı vakti oyunculara ayırıyorsa Allah bin kere razı olsun. Evet. Evet Mustafa Başkan, Mustafa kardeşim, bize biraz kulübe olan destek, dış etkenler. Mükemmel bir taraftar, ben örnek veriyorum tabii mesela. Tabii ki de. Önce inanmışlık. Başlayalım. Bu arada çok özür diliyorum. Okumadan geçmeyeyim. Mert Gündüz, tribün dediğim için bölüyorum. Özür dilerim. Tabii. Tribünde bize destek olan, yönlendiren, reisliğimizi yapan Ertuğrul Eroğlu'na selamlar. İzindeyiz. Evet. Utku Aydın soğukkanlıyla gerekeni yaptı penaltılarda. Evet. Mert Gündüz'ün yorumu. Evet. Şimdi taraftar grubumuz Ertuğrul Eroğlu deyince oradan başlayayım. Utku'nun kankaları. Bizim evet. Ekip. Utku da zamanında geçmişte küsenlerden ama sonradan bu yönetimle birlikte tekrar takıma kazandırılan kardeşlerimizden bir tanesi. Allah razı olsun. Varlığıyla ve arkadaşlarıyla yanımızda oldu. Tribünde de dediğim gibi yönetimden Umut İzmir kardeşimiz. Onları sürekli havaya sokmaya çalıştı. Meşalesi olsun, havai fişeği olsun, sis bombası olsun, yemeği olsun.
otobüsü olsun. Çok büyük destekleri oldu çocuklara. Yani onların her birini kardeşi gibi görüyor. Zaten gençlerden orta kesim yok bizde böyle. Yani çok yaşlı yok. Orta kesim abilerimiz var. Onlar da Ahmet hocamızın ve bizim yönetimdeki yani hepimiz köyden yani kasabadan olduğumuz için birbirimizi tanıyoruz. E hadi sen de gel. E hadi maça gidelim derken falan. Onduk, yüz olduk, bin olduk. Evet. Final maçında bin olduk. Allah'ın izniyle daha nice on binler oluruz. Oluruz. 7 yaşında, 3 yaşında çocuklarımız da ilk maçlardan tribünlere geldiler. Erkek kız fark etmedi. Çocuklarımız biz gördükçe hoşumuza gitmeye başladı. Destek deyince bir maddi destek var bildiğiniz üzere. Bir de manevi destekler var. Ben maddi desteklerden bahsedeyim. Öncelikle ilk kurulduğumuzda ne yaparız, ne ederiz dediğimiz zaman Büyükşehir Belediye'miz bu konuda bize çok destek oldu. Gençlik Spor Daire Başkanlığı bünyesinde. Öncelikle tabii biz Tahir Başkanımızı ziyaret ettik. Tahir Başkanımız bizim zaten en büyük değerlerimizden bir tanesi. Başkanımıza biz orada tesisler noktasındaki sıkıntımızı, sorunumuzu bahsettik. Ondan sonra o konuda bize desteklerini verdi. Gençlik Spor'a gittik. İnanın şu kulübün bir tane topu yoktu. Bu kulübün bir tane topu yoktu. Biz Gençlik Spor Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'nden top, eşofman, şort, maç şortu, forma, işte ayakkabı hariç aklınıza gelebilecek her şeyi temin ettik. Allah razı olsun bir kez daha. Yani amatöre Kocaeli'de, Kocaeli Büyükşehir'den çok büyük destekler var. Evet. Sadece Eril Spor bünyesinde söylemiyorum. Sadece Eril Spor değil, duyuyoruz Kocaeli yani, geneli. Baldakine ayrı, yukarıdakine, aşağıdakine hiç ayrım gözetmeksizin Kocaeli Büyükşehir'imiz desteklerini veriyor. Destekler noktasında da köyde halkımızdan bir atkı bastırdık. Barbaros abiler önermişti. Dijital atkı bastırdık. Atkının karşılığında atkıyı verdik. Kim ne veriyorsa bakmadık. Makbuzunu kestik, verdik. 100 liraya atkı sattık, 500 liraya. Yani bu rakamlar önemli bazen değil. Komik rakamlar olabiliyor ama hakikaten cebinin yoku derler ya, insanlarımız onu çıkardı. Esnafından balıkçısına. Bizim köyümüz balıkçılıkla geçiyor. Evet. Kabzı mallarımız var, büyüklerimiz. Onlar sağ olsun. Esnaflarımız, emeklisi, genci, çalışmayanı, herkes destek oldu bu kulübe. Ne mutlu. 3 lira 5 lira bakmadı. Herkes olduğu kadarıyla destek etti. Ve biz o destekleri şeffaf olarak hiçbir şekilde mahcup bırakmadık. O destekleri biz en üst seviyeye getirmeye çalıştık. Bundan sonra da öyle olacağını umuyoruz. Çünkü bir gelirimiz yok Eril Spor olarak. Tesisimiz yok. Tesislerin yapımını bekliyoruz. Tamirat tadilat olacak inşallah. Bu herkes biliyor bizim halı sahamızı. Şu an halı sahadan bir gelirimiz yok. İdman yapacak yerimiz yok. Antrenmana gidiyoruz. Karamüsel bir tane stadyumumuz var bilirsiniz. Evet. Herkes bilir. Orada bir sıra bekliyoruz. Ve şuraya değineceğim. Çocuklar 8'de 7'de işten çıkıyorlar. 10'da antrenmanı bekliyorlar. Hani azlığımız çokluğumuz belki de bundan oluyor. Ondan sonra 12'de bu çocuklar bir şekilde evlerine bırakılıyor. Yönetici abilerimiz tarafından. Otobüs. Kadir Kaya sağ olsun. Emrinizde diyor otobüs. Onun böyle otobüsü var sağ olsun. Emrinizde diyor bize. Saat fark etmeksizin arkadaşlarımızı alıyoruz götürüyoruz. Ve şuna değineceğim. Biz Ramazan ayında Karamüsal Stadı'nda yer bulamadığımız için bir ay boyunca Tavşanlı'nın sahasını kullandık. Evet, ben buradan Tavşanlı kulübüne bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet, ben de teşekkür Allah bin kez razı olsun. Biz buradan kilometrelerce gidip Altınova'da Tavşanlı'da antrenman yaptık. Ve biz şunu da söylüyoruz. Yarın futbol okulunu kurduğumuzda 8-12 yaş arası Karamüsel'de saha bulamazsak ya halı saha kiralarız ya en o Tavşanlı'dan rica ederiz. Biz gideriz antrenmanımızı yaparız. Hiç sıkıntımız yok. Dağlara da koşarız. Sahilde de yaparız. Yürüyüşlerimizi de yaparız. Sıkıntı yok. Tesis noktasında eksiklerimiz var. İnşallah olacak. Büyüklerimize gideceğiz, söyleyeceğiz. Belki biliyorlar, belki bilmiyorlar. Serzeniş değildir bu ama olursa daha güzel yerlere getiririz. Başka çünkü inanmışlık var. Kesinlikle. Serzenişte değil de yani işte programımızın formatı şu anki formatı tabii şampiyon olan kulüplerimizi misafir ediyoruz ama böyle genelde, şampiyon olduk biz işte. Evet. Topumuz tüfeğimiz yoktu. Aynen. Bugünlerden buraya geldik. 6-7 aydır programı yapıyoruz. Gözde Gölü tesis problemimiz var. Evet, kulüpler hatta sohbet edildikten sonra aynı şu anki gibi belli bir noktadan sonra tesis sıkıntısı ortaya çıkıyor. Evet. İşte İzmit merkez olarak Körfez, İzmit, Karamürsel. Hatta bazı bölgelerde iki saha var. Evet. Yani bir sıkıntı var. Biz de yetkililerle görüştük. Murat Başkan'ı misafir ettik. Murat Başkan'ı da anlattık. İşte bir Büyükşehir Belediye'mizin bir spor
park projesi var. İnşallah tasarruf paketine yansımadan olursa çok rahatlayacak. Ama Karamürsel ilçesindeki sağ sıkıntısını bütün devletin üst rütbeleri inan biliyorlar. Sizin şampiyonunuz daha bir anlamlı, daha bir böyle olmuş. Yani kilometrelerce gidip. O zaman ben de sana özel bir soru sorayım. Tabii. Ben de biraz duygulandım. Ben de bir dönem yaşadım uzun çiftlikte bu durumları. O yüzden o şampiyonluk benim için çok kıymetli. Hayat böyle kıymetli kalacak. Düdük çaldı, Ereğlispor şampiyon oldu. Neler hissettin? Neler hissettim? Zaten hemen kendimi sahanın arkasındaydım. Ahmet Hocam'ın bizzat arkasındaydım. Hemen kendimi içeride buldum. Taraftarımız ben arka kapıdan gelirler diye polisimizle, çevik kuvvetimizle konuştum. Çünkü önlemler alınmış ne olur ne olmaz diye. Sağ olsunlar buradan da yani güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hani organize olmuşlar orada. Ben acaba dedim kapıdan sokmazlar mı burada bizimkileri? Bizimkiler bir baktım telleri aşırdılar, sahanın içine girdiler. Çok farklı bir duygu. Orada tabii Erdem abi de oradaydı. Hemen şampiyonlukta ben Halil başkanımla Ahmet başkanımı da götürdüm. İkizler işte bizim Cengiz abiyle Hasan abiyi aldım. Kaptanımızı aldım. Kalecimizi ayrı aldım. Yani bu şampiyonlukları artık diyorum dillere yani dünyanın öbür ucuna duyurmaya çalışalım diyorum yani. Evet. Tabii ki de Nokta Medya oradaydı. Ama Savaş Hocam'ı tekne turuna çağırmadın. Savaş Hocam'a gala. Ben şimdi bana söyleyen büyüklerimize şimdi bizim spor camiasından ya da İzmit'te büyüklerimizden hep böyle söylüyorlar. Ne zaman çağıracaksın? Ben dedim hepinizi gala gecesine çağıracağım. Bir gala gecesi düşünüyoruz. Şampiyonluğa yakışır. Ama altından kalkar mıyız, kalkamaz mıyız? Şu an yönetimimizle onu konuşuyoruz. Çünkü riski de çok fazla. Tabii ki. Gelen misafiri ağırlamamız lazım. Yerin ona göre bulunması lazım. Hafta sonu olması lazım haliyle. Düğünler var bazı yerlerde, mekanlarda. Konuşuyoruz. Buradan da yönetici arkadaşlarım her biriyle fikir birliği yapmaya çalışıyoruz. Yapalım mı yapmayalım mı? Onun kararını vereceğiz şu an. Senin niyetin gala gecesinde olmasa da gala gecesinde hem Ereğli sporumuza bir gelir olsun. Belki bir davetiye bastırırız. Hani bunları düşünüyoruz aslında. Biz harika bir düşünce. Her akşam kafa yoruyoruz. Diyoruz ki orada olmasa bile telefonda ya şu nasıl olur? Şık durur mu? Bu güzel durur mu? Öyle bir yönetim oldu ki Savaş Hocam. Şimdi bir şey söyleniyor toplantıda. Ben yaparım. Ben hallederim. Öteki diyor ben çözerim. Öteki diyor ki o işi bana bırakın. Biz böyle yönetimle bugün destek olurum sana. Yine harikasın bu arada. Teşekkür ederim. Yönetim kendi içinde birlik olduğu zaman oyuncu grubu ve hocam o birlikteliği görünce zaten oyuncuların da böyle bir iştahı, azmi, evet, isteği artıyor. Biz her maçta, her idmanda olsun yani ben gidemezsem Şafak Hocam orada, Barbaros abim orada. Kadir Hocam orada, Erdoğan abim orada, Ali Kurttepe'miz var mesela bir tane. Şimdi ona biraz değineyim. Şimdi altyapı falan dedik, Ali amcayı unutmayalım. O da bizim değerlerimizden bir tanesi. O 13'ler bende dedi arkadaşlar. Ne olursa olsun ben dedi çocuklarla ilgileneceğim. Tamam dedik hocam, yani buyur yap. İlgileniyor, koşturuyor. Yani yaşlı, yani yaşı, oğlu da Şahin top oynuyor bizde yani. O da bizim efsane kaptanlarımızdan yani. Bir şeyler, herkes bir şey katmaya çalışıyor. Hiç kimsenin bir beklentisi yok yani. Dediğim gibi bugünlere böyle geliyoruz yani. Evet. Yönetici arkadaşlarımızın 7'den 77'sine hepsi ben yaparım ben hallederimle olduğu için biz hiç sıkıntı çekmedik. Şükürler olsun yani. Ne mutlu. Ya çocuklar götürülecekse ben götürürüm. Otobüs ayarlanmazsa taksilerle götürülür. A takımda zaten otobüsümüzün emin olun giydirmesi yok. Otobüs sanki bize tahsis edilmiş. Kadir Kaya'ya bir kez daha teşekkür ediyorum yönetici abimiz. Çok böyle güzel günlerden böyle yaşayarak yani yağmurunda, çamurunda, karında bugünlere kadar geldik. Daha futbolcu olarak Cem kardeşim yönetime değinebilir istersen oradan yani. Hani ne hissettiğini Cem biraz özel ona sorabilirsin. Cem'in özeli biraz dezavantajını yaşıyor. Cem şimdi Ereğlili evet. Oldu artık. Bir iki yorum okuyalım. Gamze Kayıkçı şampiyonluk maçını canlı izledim. Başta Panter Utku Aydın olmak üzere tüm camiayı tebrik ederim. Utku bağlamış her yere. Barış Bozkurt, kalbimiz kırmızıya. Efe beğendik, fanımız oluştu. Fanımız oldu, küllerimizden yeniden doğduk. Evet Efe, evet. Aslansın. Bülent Şentürk, Ahmet Hocam seni seviyoruz. Erdem'e 3, kıymetli müdür Karamürsel'e İspol yürekten kutluyorum. Mert Gündüz, tribün abilerimizden. Doğukan Pilavcı'yı da es geçmemek gerek. Saygılar, yönetim, taraftar, futbolcu, şampiyon olduk. Evet. Reklam arasına gideceğiz ama Cem bunu sormak istiyorum. Ondan sonra gidelim. Sorum,
moderatör olarak değil, hoca kimliğimle soracağım. Diyorum ki kadromuz bir noktada seviye olarak az, sayı olarak az. Evet. Hocamın işi burada zor. Sen de tecrübeli bir oyuncu olarak bu takımdasın ve maç penaltıya kaldı. Senin sorumluluğun çarpı 2 oldu. O süreç nasıl geçti senin için sahada? Süreç olarak benim zaten ilk penaltıyı Ahmet Hocam bana yazdığında güveni zaten sonsuzdu. Hep birlikte oturup konuşuyorduk bunları. Benim ilk penaltıyı kullanmamın süresi bakımından biraz ben sorun yaşadım. İlk topu aldığımda karşı rakibin oyuncusu penaltıyı kaçırdı. İlk penaltı benim bütün sorumluluklarımda. Çünkü futbolda 1 ile 5 çok önemlidir penaltı kullanırken. Kesinlikle. İlk penaltıyı kullanan ve son penaltıyı kullanan. Ahmet Hocam o görevi bana verdi. Penaltıya giderken aklımda hep bir köşe vardı. Sezon boyu her zaman attığım ama o sağ kenarındaki bir tartışma benim bir 15 dakikamı orada bir strese soktu. Zeki oyuncu dedikleri bu. Sorunu nasıl çevirdi ve aldı? Açıkçası sağ içerisinde hakemle de diyaloğa girdik. Artık bırak gel ben penaltıyı kullanayım noktasına geldim. Kim varsa orada onları at, oyun dışına bırak. Zaten ayrı bir stresi var. Evet, ayrı bir stres. Evet. Gel dedim ben artık penaltıyı kullanayım. Bir de en iyi adamları kaçırmış penaltıyı. O sırada yardımcı hakemle bir diyalogları oldu. Penaltıyı kullandıralım artık. Hocam dedim artık açtım ellerimi yeter dedim. Kullanayım. Tamam dedi kullandırıyorum. Nitekim ilk penaltıyı da gole çevirdik. Orada zaten o ilk penaltıyı attıktan sonra 1-0'da öne geçmenin verdiği avantajla beraber daha fazla takım olarak birbirimize kenetlendik ki ilk penaltıyı ben attım. Tribünden de penaltı atışını çekmişler. Sevincim var bizim tribüne göre. Orada ben zaten o şampiyonluğun geldiğini o dakikada anladım. Mert Gündüz, büyük kaptansın Cenko. Kısa bir soluklanalım. İkinci yarıda kaldım zaten, devam edelim. Evet kıymetli seyirciler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden keyifli sohbetimize devam edeceğiz. Evet kıymetli seyirciler, keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Ereğli Spor Kulübü, en özel soruyu sormak istiyorum. Evet, kupayı aldık. Kutlamalarımız harika. Biraz sonra aracılık arkadaşlarım bunları ekranlara verecek. Ama şunu ısrarla söylemek istiyorum. Farz edelim bir tesislerimiz çözüldü. Ahmet Hocam sana sorayım. Biliyorsunuz altyapının önemi çok önemli. Son zamanlarda şehrin en büyük takımı Kocaeli Spor'da yaşıyor ve görüyoruz. Bundan sonraki süreç, tesisleri olduk. Ereğli Spor'un belli bir oluşumu, belli güzel bir yönetimi bir noktaya geldi. Bundan sonra altyapıyla alakalı bir hedef, düşünce, yol haritası. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki altyapı çok önemli. Yani altyapını kurmadığın sürece hiçbir şekilde hiçbir işte başarı gelmesi imkansız ya. Katılıyorum. Her işte. Altyapı çok önemli. Bizim de birkaç projemiz var altyapıyla ilgili. Bu çalışmaları yapıyoruz. Yöneticiler arkadaşlarıyla da oturup kafa yoruyoruz bu işlere. Yani örnek vermek gerekirse Kocaeli'de de olsun, Türkiye genelinde de olsun. Yani yüzeysel başarı, yani paraya endeksli bir yere kadar. Bir yerden sonra o para bittiği zaman çöküş başlıyor. Evet, sayısız yani, da örneği sayısız var. Sayısız örneği var, sıfırı gören takımlar var. Keza altyapını yaptın, üst yapın yoksa o çocuk yetişecek. Yetiştiriyorsun. Nereye yetiştiriyorsun? Üst yapına yetiştiriyorsun. Üste bir takımın yoksa yine bir faydası yok. Bu sonuçta bir bütün. Bu konuda çok güzel projelerimiz var. Ama öncelikle tesisimizin bitmesini bekliyoruz. Mesela şöyle bir küçük örnek vereyim. Bunu da yapacağımıza da inanıyorum. Örnek vereyim mesela tesisimiz bittiği zaman bir de antrenmanımız var. 11 yaş olur, 12 yaş olur, 13 yaş olur. Bir de antrenmansa 12'de çocukların matematik dersi olacak. Tesiste. Evet. Yani hoca tutacağız. Önce dersine girecek. Bu matematik olur, tarih olur, fen olur. Önce dersini yapacak. Dersinde de başarılı olacak.
Sonra sahaya çıkacak, futbolunu oynayacak. Akademi. Akademi. Yani bunu yapabiliriz. Bir yere kadar imkanlarımız var. Yani tesisimiz olduğu zaman bir odayı ayıracağız onlara. Ders verdireceğiz. Dersinde başarılı olamadı. Dersinde başarılı olamadı. Düz koşuya devam. Düz koşuya devam. Topu göremeyecek. Yani o çocuk bilecek ki ben okulda başarılı olamazsam hocam bana sahada oynatmayacak ya da bana topu vermeyecek. Evet. Dersin yani bu, de önemini evet, ortaya çıkaracak. Yani bunları hedefliyoruz. Böyle ilerlemeyi düşünüyoruz. Bunu yapacağımıza da inanıyorum. Yönetici arkadaşlarımızla burada kesinlikle bunları konuştuk. Altyapımızı kuracağız inşallah. Güzel bireyler, güzel çocuklar yetiştirip yarın öbür gün bu az önce örnek verdik Yeşilova. Yani bu bir fabrika gibi ilerledikçe bu sefer senin A takımda yani masrafın da azalacak. Ürettikçe büyüyeceğiz. Evet. Hem ürettikçe bir yandan büyüyeceğiz hem masrafımız azalacak. Yani bir Merit Demiral, Kerem Aktürkoğlu yani gurur duyuyoruz. İsmail Yüksek. Evet İsmail Yüksek yani Karamsel İdman Yurdu'ndan yetişti. İsmail Yüksek keza aynı Gölcük Spor'dan Hisarihan'dan Kerem. Evet yani ya bunların bu sefer ne oluyor? Maddi geliri de oluyor size. Reklamın. Reklamın oluyor. Yetiştirme bedelleri. Yetiştirme bedeli bunlar da geliyor. Bu zaten yani paradan ötürü yani Merit Demiral yani para bir yere kadar. Gurur duyması lazım. Onu yetiştiren hoca Karamüsel'de Çetin Hoca yani o gurur ona yeter. Düşünsene hocam onu izliyorsun. Evet. Dün akşam milli takım maçında televizyonun karşısında yetiştiğinden önce izliyorsun. Yani çok başka bir gurur. Aynen öyle. Çok aynen özel bir duygu yani. Her şey para pul değil. Bunlara da evet. Sevgili Arda Musaoğlu Nokta Medya'nın son zamanlarda bünyesine kattığı benim de önemli takip ettiğim ve kalemini çok beğendiğim yazarımız. Sezon başında Karamürsel'de, Ereğli'de Mustafa kardeşim ve yöneticilerle bir araya gelmiştik. O gün söylemişlerdi ve söyledikleri her şey gerçek oldu. Bu şampiyonlukta emeğe geçen herkesi kutluyorum. Yine harika Allah bir razı olsun. Yazı davet yazmış. Etmiştik Arda kardeşimize. Evet görüşürüz. Harika. Menajerlik işleri yapıyordu o zaman. Birkaç evet topçu önermişti bize sağ olsun. Enes Erdoğan. Oyun görüşü, taktik bilgisi, oyuncularla olan abi kardeşliği bu hoca takip edilmeli. Evet Enes çok doğru. Burak Akın her zaman her yerde en büyük Ereğli. Efe beğendik. Buradan büyük başkanımız Halil İbrahim Özcan'a ve bütün yönetim ekibine, hocamıza, taraftarımıza başarılar diliyoruz. Burak Akın her zaman yanımızda olan, idmanlarımızı kaçırmayan yönetimimize sonsuz teşekkürler. Artık çocuklar da oranın köyünün halkı da başarıyı o kadar güzel benimsemiş ki evet, o kadar güzel yorumlar sunuyorlar ki insanlar da yani sizler de gururlanmakta en doğal hakkınız. Sezon öncesi kadro oluşumu nasıl oldu? Mustafa kardeşim. Şimdi Ahmet hocam sezon öncesi yoktu ama hep beraberdik. Ahmet hocam şimdi farklı takımda daha üstlüklerde evet, Yalova tarafındaydı. İlgi alanındaydı, hep radarındaydı Ereğli. Şimdi bir komite kurduk. Transfer ve futbol şube tarzı. Bir kişi üzerine yıkmadık. Beş arkadaşımız sağ olsun. Ufuk Güney abimiz zaten oluşumun en büyük başında. Çamçukur kulübümüzden 5-6 topçuyu bünyemize kattı. O da Hasan Olgun başkanımıza buradan tekrardan sonsuz teşekkürler ediyoruz. Birinci küme bitti. Playoff hayal hedefleri vardı Çamçukur. Kalamadılar. Yılmaz hocamıza da çok teşekkür ederim. O da yani Çamçukur'un hocası. O da bizim her maçımızı takip etti. Kendi topçularım. Oradan bir Oğuzhan, Alican, Furkan, Batuhan. Nokta transferleri. Bunları izleyerek ekibimiz oradan aldılar. Tabii Ufuk abimizin girişimleri çoktu. Sonra Fatih Şengün hocamız, başlangıçta beraber yol haritasını çizdiğimiz hocamız. Buradan da çok teşekkür ediyoruz. Ahmet hocam da çok teşekkür etti kendisine. Hocamız Gölcük tarafından kendi beğendi topçuları. Bir kalecimiz vardı. Hatta Ufuk Günay dediğim abimiz hem kaleci hem yönetici oldu. Çok maçta da kaleye geçti son zamanlarda. Eksik kadroyu gidermek açısından. Kontenjana takılsa bile onları Ahmet hocam ayarladı sağ olsun. Kalecimiz askere gitti. Utku'yu devreye soktuk. Köyün çocuğu. Utku dedik devam. Kırılmaları vardı. Orta sahalar, forvetler izlendi. Çok maça gidildi.
Altınova, Yalova tarafına da gittik. Karamürsel'de de izledik, Gölcük'te de izledik. Transferler hep böyle oldu. Bu şekli aldırdık. İşte Cem de dediği gibi, kendisi de anlattı, 3. maçtan sonra dahil oluşu. Hep böyle bir, diğer takımlar hep süper amatörden düşen ya da düşmesi garantilenmiş ya da hedefi olmayan takımlardan takviyelerini yaptılar. Hakikaten biz ikinci kümeyi bir süper amatör havasında, birinci amatörden de üstün bir yerde. Çünkü bu E grubu dediğimiz gruptan iki şampiyon, bir finalist çıktı. Evet. Dumlu Pınar, Hasarköy Ereğli. Yani dişe diş, koro koro gittik. Anlattı Ahmet Hocam yani onları. Analizlerimizi doğru yaptık. Ahmet Hocamıza sonsuz güven. Zaten biz hep sahanın dışındaydık. Biz sahanın içine, bizim Ahmet Hoca çok iyi bilir. Yani şunu neden oynatmadın bile biz konuşmadık Ahmet Hocamız. Hep her şey ondaydı. Sabahlara kadar kendi yazar, kendi çizer. Kadro çıktığı zaman topçular bazen yönetime serzenişte bulunur. Ya ben bu hafta niye yazılmadım? Ben Ahmet Hoca'nın kararı kardeşim. Biz bir şey söyleyemeyiz. Biz sahanın dışında bir derdin, özel hayatınla ilgili bir şeyin ya da bir sıkıntın varsa bize gel. Ama saha içi tamamen Ahmet Hoca ve Şafak Hoca da dedi. Öyle oluşturduk. Hep yani biz böyle bir şey yaptık. Kolej takımı oluşturalım. Abi kardeş olalım. Saha içerisinde. Olalım. Evet, bir olalım, birlikte olalım. Yani Zafer inananlarındır tabii, evet, ki kesinlikle. Ama yani hep birlikte, herkes birbirinin işini çözmeye, yani birbirimize yardımcı olmaya çalıştık. Futbolcu kardeşlerimle, hocamızla. Zaten hocamızla da çocukluk arkadaşıyız. Yani hep beraberdik. Futbolcu kardeşlerimiz de, bu da bizim şansımız oldu. Çok karakterli futbolcular çıktı. Gerçekten sahada çok büyük duruş gösterdiler. 11 kişi kaldığımız dönem de oldu bizim. Ligde 11 kişiyle maça çıktığımız dönem, yedeksiz olduğumuz dönem de oldu. Ama hiçbir zaman da yılmadık aslında. Harika. Oraya hemen bir şey ekleyeyim. Çok özür. Minik bir taraftar yorumu var. Hepinizi tenzih ediyorum. Minik olduğu zaman, küçük olduğu zaman bende her şey duruyor. Ereğli Spor'un minik taraftarlarından Aden Eva'dan herkese selamlar. Selamlar. Evet, bizden de sana çok çok selamlar. Hasan ve Cengiz ikizler büyük katkı verdi. Tam oraya değinecektim. Tebrik ediyorum Bülent Şentürk. Evet. Teşekkürler. Buyur kardeşim. İkizlerin de Ahmet Hoca ile birlikte dahil olması, o abilik, kardeşlik, yani o pekiştirdi oraya şimdi. Tecrübe aktarıyor adam. Sadece futbolları değil, sadece abilikleriyle de çok Cem'in, şey kattılar ya. Yani. Cem de anlatabilir. Saha içerisinde saha müthiş. Cem de yani neler yaşadığını. Ben ufak bir ekleme yani yapmak istiyorum. Ahmet Hocam o kadar güzel ölçmüş biçmiş ki. Hemen size çok profesyonel bir yorum yapayım. Hasan Cengiz, kaptanlar transfer edilip takıma kazandırıldığı zaman oyuncu grubu, bu iki güzel yüzü de ve amatörün çok sevdiği iki oyuncu sahada gördüğü zaman isteseniz de bir hata oluşamaz zaten. Evet. Gerek kariyeri, gerek efendiliği, gerek abiliği, gerek futbol bilgisi. Oyuncular da o abileriyle oynadığı zaman sahada hem keyif hem mutluluk, biraz da bir şeylerin öğrenmesini aynen gerektiren kişiler. Haksız mıyım Cem? Aynen. Bu sefer de ne oldu hocam? Hemen onu söyleyeyim. Ereğli Spor, Ereğli Spor'un sadece taraftar sevgisinden çıktık. Kocaeli'ye yayıldı ikiliyle birlikte. Tabii. Bu sefer ben hiç beklemedim. Telefonlar aldım. Ya bu adamları nereden buldunuz, getirdiniz? Nasıl yaptınız? Şey de oluyor ya. Gururu da oluyor. Sağ içerisinde bile birbiriyle kavga eden iki insan. Evet. Neden sence Cem? Mesela? Hata istemiyorlar diye. Evet. Hata istemiyorlar. Onun haricinde bütün takımın hedeflendiği bir şampiyonluk vardı. O şampiyonlukta yani bizim gibi belli bir yaşa gelmiş futbolcuların o tecrübeleri, daha fazla hırs, daha fazla azim, yani sahada koşmayan genç bir kardeşini gördüğünde ona vermiş olduğun tepki, onun göstermiş olduğu reaksiyonlar sayesinde zaten bu başarıya ulaştık ki şöyle söyleyeyim, bizim takımın en büyük avantajı yani o abi kardeş ilişkisini çok iyi kurduk. Evet. Aile olduk. Yani bazı şeylerin kapısını belki maddiyatla açabilirsiniz ama o maneviyat size bütün kapıları açabilir. En önemlisi. Biz orada bu noktayı yani yönetim olarak olsun, taraftar olsun, özellikle taraftar grubumuza çok teşekkür ediyorum. Yani içeride dışarıda hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Evet. Yani amatör de şu vardır, yalnız kaldığınızı hissettiğinizde orada sizin için bütün sezon biter. Evet. Ama biz içeride dışarıda, sahanın ne tarafında olursa olsun, masasında, saha içerisinde her zaman yanımızda bir kuvvetin olduğunu biliyorduk. Evet. Ya bu da başarıyı getirdi neticede bize. Kesinlikle. Bu arada kutlamalar
gezintiler, tekne gezintileri, havai fişek harika. Ereğli'nin bu şampiyonluğa ihtiyacı varmış diyorum. Ben özlemiş. Cem, sana da şöyle bir ekleme yapayım. Aslan abimiz, Cengiz abimiz, çok yaş farkımız yok ama bizim jenerasyonda şu var. Benim 3 yaşında küçük bir kızım var. Dünyaya pevli olarak geldi. Yani pev demek ayak bileğinin biraz içe doğru yamuk olması. Evet. Belli bir dönemden sonra ben de araştırmayı çok severim. Beni tanıyanlar bilir. Biz top oynamaya başladık. Şu an 3 yaşında, ellerinizden öper. Maşallah. Bazen de top oynuyoruz. Şu an sol ayağı mükemmel. Bazen eşim diyor ki evde, ya Savaş lütfen diyor ya. Yani küçük küçük. Orada bile vuramadığı zaman bile kızıyorum mesela. Bizim hakikaten jenerasyon böyle. Yani yenilmek, bu arada yenilebiliriz. Evet. Ama nasıl yenilmek bu? İyi mücadele edeceksin. Sağda terinin son damlasına kadar vereceksin. Mağlup olalım ondan sonra. Çok önemli değil. Kötü oynarsın, kötü koşamazsın yani. Bu kadar. Bu kadar. Kural bu. Bir de şimdi en arkadan biz görüyoruz ya çok net. O yüzden sinir şeyi biraz farklı bizim oluyor. Bizim de biraz yani avantajımız var defans oynayarak orada. Kesinlikle. En özel maç diyorum ama bu sorum hepinize, ama sorumun içinde final maçı değil, sezona vuralım, kupa maçı değil, dönüm noktası olabilir, tüyo veriyorum. Tek tek cevap isteyeceğim. Sizin için en özel maç. Hocam. Benimle mi başlıyorsun? Senle başlayayım. Hep sana bıraktım. Evet. Yani bizim için. En özel, en zorlandığın işte duygu anlamında. Yani Dumlu Pınar'la oynadık. Çok iyi hazırlandık. Yani Ereğli halkı, kadını, çoluğu, çocuğu tribünde hazırlandı. Biz sahanın içinde hazırlandık. Yani hoca olarak elimden bir şey gelmedi. Yani bir şey gelmedi. Hamle yapıyorsun, olmuyor. Öyle yapıyorsun, olmuyor. Çok iyi bir takım. Yani gerçekten iyi takım. Orada mağlup olduk 4-0. Ve ondan sonra benim kafamda, ben hoca olarak söyleyeyim, benim kafamda bazı şeyler yerine oturdu. Belki de o bizi sirkeledi. Büyük resmi gördük hocam. Büyük resmi gördük. Yani bunu çünkü başarmamız lazım. O bize bir ders oldu. Yani bundan bile, yani mağlubiyetten bile ders çıkarmak lazım. Evet. Oradan dersimizi çıkardık. Yani bizim için, benim için özellikle dönüm maçı diyebilirim. Bravo. Bravo hocam. Evet. Kıymetli abim, Barbaros abi. Ben aslında ligin kırılması Vezir Çiftliği maçıydı bana göre. Vezir Çiftliği'nde çok iyi futbol oynamıştık. Ama kaybettik o maçı. Kaybettik fakat onlar esame listesinde... Kural hatası. Evet, bir yaptıkları kural hatasından dolayı bizim lehimize döndü. Burası bence kırılma noktasıydı bizim için. Şampiyonluğun habercisi buydu. Ben o maçta 3-2 yenildik. Ama soyunma odasına gittim. Bütün çocukları öptüm. Çok iyi mücadele ettiniz dedim. Yani bunu biliyorduk ama yine de o maçta yenilmiş olsaydık, yani üzülmeyecektim. Gerçekten çok iyi mücadele etmiştik. Ama benim için en özel maç Yeşilova maçı. Ama orada da şöyle bir şey oldu. Şimdi biz bunu maçtan önce tespit ettiğimiz için futbolcular olarak biz sahada biraz rehavete girdik. Söylemek zorunda kaldık. Tabii. Söylemek zorunda kalınca otomatikman ister istemez futbolcu da maça tek ona göre konsantre oluyor. Biz bunu söyleyince onların konsantresi de dağıldı. Yani o 3-2'lik mağlubiyette benim görüşüm o şekil geldi. Özür diliyorum. Yabancı binik, çok iyisin baba. Baba bana selam yolla. Oyun ismi canlı olduğu için okuyamıyorum ama hanginizin ufaklığı merak ediyorum. Hilal Sarıyer TV Reci'den tüm izleyicilerimize sevgiler. Teşekkür ederim Hilal Hanım. Barbaros Bey çok yakışıklı galiba. Barbaros abinin ufaklığı. Yabancılar yazıyor. Evet. Musa Tapan buradan, balık kardeşimizin de emeğine sağlık. Enes Erdoğan, bölgesel ligde bu kadar taraftar yok maşallah. Evet. Evet Mustafa Başkan. Unutamadığım maç mı? En özel olabilir, en zor olabilir. İçinde kalan 4-4'lük Asarköy maçı. Evet. Şimdi gitmeden önce orada ligde namağlup giden bir Dumlupınar vardı. Oraya gitti, yenildi.
Şimdi bu nasıl oldu dedik biz. Dumlu Pınar'da sağ olsun yönetici arkadaşlarımız da var. Dediler ki yani sahanın bir farkı var. Bir de adamlar orada farklı oluyorlar. Yani biz nasıl Ereğli Spor olarak farklı oluyor? Gidelim görelim dedik. Gittik hakikaten gördük. 4-2 geri düştük. 4-4'te getirdiğimiz bir maç. Yani kaptan Oğuzhan'ın orada bir hat-trick'i vardı. Evet. Hakikaten iki frikik golü de muhteşemdi. Yani benim en özel maçım Hasarköy maçı. Zaten orada da playoff'u garantiledik. Ben o gün o sıcaktaki o gündüz maçını Hisarın Stadı'nı unutamıyorum. Çok da güzel ağırladılar bu şey yani Hasarköy yönetimi, ekibi. Çok güzel ağırladılar ve ben finale o gün bir soru sordular bize de. Dediler ki şimdi iki takım da çıkarsa finalde karşılaşma ya da playoff'ta karşılaşma şansı var mı? Mevlam neylerse güzel eyler dedik. Büyük ihtimalle de karşılaşırız. Finalde de karşılaştık. Yine aynı şekil. Son antrenmanda da Utku şimdi devre arasında aradı. Utku'yla şunu konuştuk. Penaltı çalıştırıyor Ahmet Hoca. Hasarköy maçından, şampiyonluk maçından bir gün önce. Dedim maç kesin penaltılara gidecek. Çünkü birbirimizi kıramadık. Orada da kıramadık. Bizim orada da kıramadık derken oyun olarak kıramadık. Hep dengede gittik. İki maçta ilk maç 1-1, ikinci maç 4-4. Bu maç benim gözümde de penaltılara gitti. Utku dedi ki bana bırak abi. Ben kesin penaltı çıkartacağım dedi. Sen yeter ki penaltılara gitsin dedi. Hakikaten de öyle oldu. Orada da özel maçlardan bir tanesi de final olmasını söylemesin dedi. Ama final maçı da çok özel oldu. Hasarköy'le olduğu için. Güzel cevap. Teşekkür ediyorum. Cem döneceğim. Özgür Ozan Sezer. Ereğli Spor'un çok kıymetli yönetimi, teknik heyeti ve sporculuğunu kutlarım. Çok büyük bir başarı gösterenlerine rağmen bu kadar mütevazi bir duruş sergilemelerini takdire şayan. Bravo, harika. Sevgili Cengiz Kaptan, Cengiz Buruncu, Savaş Hocam, Savaş Hocama, Halil Başkanıma, Ahmet Hocama, fedakar yöneticilerimiz Barbaros kardeşime, Mustafa kardeşime, Golcü Cem'e hepinize iyi yayınlar diliyorum. Çok güzel bir program oluyor. Sohbet havasında biz de sana çok teşekkür ediyoruz kaptan. Teşekkür ederim. Evet, bu sevimli kardeşim Can desem anlarmış. Evet, benim oğlum. Evet, bulduk. Kişiyi evet. Bulduk. Evet, Can. Aranan kan bulundu. Bir selam gönderiyorum. Can'a buradan selam gönderiyorum. Evet. Hakan Güven, ah be Mustafa hocam. Ah be Mustafa, maç bizimdi ama verilmeyen penaltı. Evet, Cengiz Fırıncı, güzel ilçenin güzel insanlarını... Onun şampiyonluk armağanı olsun. Ereğli Spor'un hedefi artık süper amatör. Bu hedefine ulaşacaktır diyor. Sevgili İnşallah. Cengiz Kaptan. İnşallah. Evet Cem'cim. Unutamadığın maç mı? Unutamadığın olur. En özel olur. İçinde uhdede demeyeyim. Mutluluk olur, sevinç olur, hüzün olur. Ya bir futbolcu için gol attığı maç her zaman onun için çok kıymetli olur. Tabii ki. Bizim ben geldik ikinci yarı Yazlık Spor'la oynadığımız bir müsabaka vardı içeride. 3-1 maçı kazanmıştık. O hafta ben idmanlara çıkamamıştım. Ahmet hocam sağ olsun o maçta beni ilk defa ön libero oynatmıştı o maçta da. O maçta çıkıp bir penaltıdan olmakla bir de kafayla bir gol atmıştım. Benim için unutamadığım maçlardan idmansız çıkıp ve hocamın güvenini boşa çıkarmadığım için... Benim için çok özel bir maçtı. Onun haricinde benim için sezonun kırılma maçı Karamürsel'de oynadığımız Gölcük Şirinköy maçı. Maça başladığımızda 2-0 geriye düştük. 5 dakika içerisinde bir anda maçı 3-2 çevirdik. Maçtan 4-3 galip geldik. O bizim takımımız için tam bir kırılma noktası oldu. Ben de buna golcü yorumu diyorum. Evet. Bravo evet. Cem. Hocam biz Cem'i kazanalım diyorum. Bence Ereğli'de kalmalıca. Şimdi ister sağ içi ister sağ dışı. Yani sen söze girdin. Ben de söyleyeyim. Evet. Cem Ereğli Spor'un artık bir evladı. Yani ben buradan bunu mu çıkardım? Takım kaptanı Ereğli Spor'un artık bir değeri. Artı, aynı zamanda Ereğli'de bir unvan daha alacak. İnşallah. Yakında inşallah. O konuda da biz Cem kardeşimize kefiliz. Harika. Evet. İnşallah hayırlı bir işte olacak Ereğli'de. Hadi inşallah. Futboluyla, karakteriyle, adamlığıyla evet. Gerçekten bize çok şey kattı. Yani duruşuyla. Evet, duruşuyla. Cengiz Hasan bunlar zaten bambaşka marka. İnsanlar. Marka. Karakterleriyle, futbolculuklarıyla, abilikleriyle. Cem tabii ki onların yaşında değil ama Cem de bizim takımın bir abisi. Çocuklara da olsun, küçüklere olsun. Sahanın içinde olsun. Efendi, dürüst. O konuda teşekkür ediyorum. Cem gibi tabii daha nice değerlerimiz var takımda şimdi. Kesinlikle, tek tek evet. Saymaya kalkarsak çok uzun sürer.
Alican'ı, Oğuzhan'ı, Mehmet Ali'si, İbrahim'i, yani Sezer'i. Sezer'i hepsi bambaşka değer. Cem de bizim için ayrı bir değer. İnşallah bakalım önümüzde bir süreç var. Kaptanlıktan hariç. Cem hayırlı olsun diyelim mi? Kısmetse inşallah. Bize düşen bir destek olursa biz her zaman varız. Yani buradan açık çağrıdır yani. Evet, dinleyenlere buradan. Dinleyenlere duyurur. Çikolatamız, çiçeğimiz hazırdır yani Cem'ciğim. Nokta medya olarak. Nokta medya olarak. Evet. Artık programın sonlarına geliyoruz. Sormadan geçemem. Genel bir Kocaeli amatörü hakkında biraz yorum yapalım. Beraber yorumlayalım. Evet. Ahmet Hocam, düşünce. İkinci küme her sene farklı bir ivme yakalıyor. Süper amatör farklı bir boyutta. Evet. Ve artık paranın çok ön planda olduğu bir amatör, Kocaeli amatörü izliyor ve görüyoruz. Evet. Bu biraz düşündürüyor açıkçası bundan sonraki sezonları. Altyapının önemini daha çok ön plana çıkıyor aynı zamanda ama artık ligin yani futbolun en üst liglerinin bile hedefi artık hep kupa ve şampiyonluk ve çok üst düzey yıldızların getirildiği bir ülkede yaşıyoruz. Amatörde de para niye dönüyor diyemiyoruz aslında. Ne söylemek istersin? Bir de hakemler. Bu sene ikinci kümede, yani grupta, playoff'ta genel bir hakemler üzerinde düşünce. Yani Savaş Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi biz her gün beraberiz yönetici arkadaşlarımla. Yani oturup konuşuyoruz. Az önce de söyledim. Yani para evet bulursun. 1 trilyon, 2 trilyon, 3 trilyon bulursun. Ertesi sene yine bulursun. Ama bu bir yere kadar. Yani parayla gelen başarı benim gözümde anlık başarı. Yani ben buraya geldiğim zaman da yönetici arkadaşlarım, Halil İbrahim Başkanım hepsine söyledim. Yani harca bir yere kadar harcarsın. Sonu yok. Yani benim gözümde süper amatör bizim için yeterli. Neden yeterli? Hani daha da yukarı çıkabilir. Herkes ister. Neden istemesin? Neden bal liginde oynayamayalım? Neden üçüncü ligde oynayamayalım? Ama bizim için süper amatör yeterli. Altyapıdan yetiştireceğimiz çocuklar 3 sene, 4 sene sonra zaten bizim kadromuzu oluşturacak. Sağlam adımlarla çıkıyor. Evet, sağlam adımlarla. Ama bir baktın, evet aşağısı çok sağlam. Belirli bir gelirin de var. Ondan sonra ilerisine bakarsın. Yani bugün örnek veriyorum bir Doğan Tepe İyi paralar harcadı. Ballıgine çıktı. Düştü. Yani kalamadı. Doğan Tepe, İskelesi, Kullar. Bunun gibi nice Zamanında takımlar. Çayırova, evet. Yani Gebze, Gölcük. Evet, bunun gibi nice takımlar. O yüzden emin adımlarla gitmek lazım. Aynen. Sağlam adımlarla gitmek lazım. Katılıyorum. Yani şimdi şöyle Ertuğrul Sağlam Kocaelispor'un başına geldi. Büyük marka. Büyük marka. Şimdi Ertuğrul Hocam İstemez mi bu takım başarılı olsun? Çok istediğine eminim. Evet. Şampiyonluğa gitsin. Bunu ister. Yani hiçbir hoca istemez ki küme düşen takımda hocalık yapmak. Kimse istemez. Hiç kimse istemez. Kimse istemez. Şimdi Ertuğrul Hocam şunu da istiyor. Adım gibi de biliyorum. Altyapıda nice değerler var. 18 yaşında, 19 yaşında. Onlara da şans vermek istiyor ama hedefe giden bir takımda, masraf edilen bir takımda o çocuğa da şans veremiyor. Bu sefer ne oluyor? Yine yüzeysel bir başarı gelmiş oluyor. Aynı zamanda altyapıdan gelen arkadaşlara da değer verebilsek, onlara şans verebilsek. Resim ortaya çıkacak. Evet, resim ortaya çıkacak. Bravo hocam. Hakemler konusunda ben hakemlere kızmıyorum. Yani ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Evet, sayı, ücret, evet, konuşulacak çok şey. Çok şey var. Ama yani sahanın içindeki performansları tartışılır. Eyvallah. Bu iş çok zor ya. Yani verdiği karar dönemiyor. Yani bir sefer verdiği kararı verecek. Tamam, bitti. Yani artık arkadaşlara da ben maçlarda da söylüyorum, idmanlarda da sürekli hatırlatıyorum. Yani verilen karar artık bu değişmez. Üstüne gitmeyin hakemin. Ya onlar da insan, onlar da hata yapar. Katılıyorum. Biraz da evet, tamam canımız eğitim yandığı zamanlar oldu. Olmadı değil. Muhakkak. Ya onların da imkanları çok hep oldu. Evet. Ya günde yeri geliyor, Karamüsel'e geliyor. 12'de bir maç yönetiyor. Oradan gidiyor Gebze'ye. Bir maç daha yönetiyor.
aldığı paralar, şeyler, imkanlar ortada. Onlara da kızmak istemiyorum. Aynen. Ama onların, hakemlerin imkanlarını daha iyi olabilse, ne bileyim, bir tesisleri yok. Yani bir kamp yapabilecekleri bir yer yok. Hocam çok uzun konu. Neden yani, uzun konu? O yüzden... çok özel bir konu. Çok konuşulması gereken bir konu. Evet. Herkes hakem bazen ben de eleştiriyorum ama yani bence ben eğitimin daha çok ön planda olduğu bir şu hakem sözü camiası. De söyleyeyim, sonlandırayım. Yani hakemlerimize sahip çıkalım. Yani ben öyle söyleyeyim. Yani onlar olmadan şu maçları, şu organizasyonları yapamayız. Evet. Yapamayız. Onlar da insan evladı. Hata yaparlar. Gözden kaçırırlar. Ben inanmıyorum yani A takımını koruyayım, B takımını Yok. Yenildireyim. Ben bunlara inanmıyorum. Yok hocam. Hiçbir şekilde. İmkanları kısıtlı. Onların da elinden gelen bu kadar. Onlara da ne diyeyim? Allah evet. yardımcıları olsun. Allah kolaylık versin. İşleri zor. Aynen. Evet. Değerli büyükler. Saygıdeğer Eylül Spor camiası diyelim. Sizlere bu şampiyonluk çok yakıştı. Programın artık sonuna geldik. Amatöre ben bir şey daha... Hemen dönüyorum. Son birer cümle alayım kısa. Sonra kapanışı beraber yapalım. Evet, senle başlayalım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi büyüklerimiz bu söyleyeceğime kısa bir büyüklerimiz derken Karamürsel'deki yönetici ya da başkanlar, teknik direktörler. Karamürsel'de bir tane sahamız var. Çok güzel gerçekten. Standartlar olarak çok güzel bir yerde. Bu sene bal maçlarına da sahne olacak Allah'ın izniyle. Şimdi orada bazı kulüplerin odaları var. Biz dedik yani yeni gelmedik, geri geldik. Biz oda falan istemiyoruz kimseden. Dediğimiz gibi yani bir Karamürsel sporumuz var Bal'da. Tabii ki de her gün antrenman yapacak. Onun yanına diğer yapacak artık 100 takım mı, 50 takım mı, 40 takım mı? Tam sayısı belli değil. Bu kulüplere her şey eşit sağlansın. Başkanım. Eşit sağlansın. Çok haklısın. Yani X kulüp 2 saat yapıyorsa Ereğli Spor da 2 saat yapsın ya da X kulüp saat 8'de yapabilirse bir gün sonra Ereğli de 8'de yapsın. Planlama. Planlamayı buna göre yani Çetin hocamız bizim her şeyimiz. İlçe spor müdürü şu an Hacda kendisi de Allah kabul etsin. Yani ondan mı başkasından mı bu birliktelik sağlanırsa herkes orada eşit şartlarda inşallah yapabilir. Evet. Buradan ben gönderim büyüklerime belki kızarlar siz hayır, nereden hayır, çıktınız hayır, sen hayır, bunu hayır. nereden söylüyorsun falan tarzı söyleyebilirler bana evet. kızmasınlar. Biz geri geldik. Biz de bir parça bir yerinden evet. tutarsak Aynen. biz de güzel inşallah birinci kümede start verildiği zaman orada yerimizi alırız inşallah. Evet, harikasın. Evet Cem'ciğim son cümleni alalım. Amatörün ruhunu kaybetmeden futbolun bir spor olduğunu yeni sezonda inşallah bütün kulüpler bilinçaltına yerleştirir diyorum. Ereğli Spor'a da tekrardan bütün camiaya şampiyonluk hayırlı olsun. Ağzına sağlık diyorum. Evet Barbaros abi. Ereğli'mize şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Biz de durmak yok yola devam ediyoruz. Hedefimiz süper amatör. Bu liglerde renk vermeye devam edeceğiz. Nokta Medya ailesine de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Barbaros abi. Ağzına sağlık. Evet hocam son cümleni alalım. Sonra ben kapanışı yapayım. Evet bir sloganımız vardı. Yeni gelmedik geri geldik. Keşke slogan olmasaydı da bu kulüp 7 sene kapalı kalmasaydı. Ama böyle bir slogan yakıştı da. Evet geri geldik. Bundan sonra Ereğli Spor'u herkes izlemeye devam etsin. Evet. Evet kıymetli arkadaşlar. Öncelikle ayağınıza sağlık diyorum. Gönülden, yürekten sizleri kutluyorum. Ama en özel kutlamam şu samimiyetinizden dolayı kendi adıma hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tekrardan bu büyük camiaya hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederiz. Evet, kıymetli seyirciler. Öncelikle önümüz Kurban Bayramı. Buradan bütün Filistin halkının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bir bak bakalım ama bitiremedik. Nazarladık. Evet. Evet. Ufak bir aksilik yaşandı. Özür diliyorum. Evet. Önümüzdeki hafta Kurban Bayramı. Kıymetli
izleyiciler. Buradan en önemli, en özel Filistin halkının, mazlumların bayramını enişten dileklerimi kutluyorum. Kahrolsun İsrail diyorum. Allah'ın zulmü üzerinize olsun diyorum. Bütün Müslüman aleminin bayramını şimdiden kutluyorum. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya değil, sonraki hafta yine Nokta TV ekranlarında buluşmak üzere diyorum. İyi bayramlar, iyi akşamlar diliyorum.